İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 159. programımız ve konumuz maalesef kadına şiddet. Bugün konuğum Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü. Canan Hanımcığım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba sevgili Sibel, iyi yayınlar olsun. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi biliyorum çok yoğunsunuz ve bugün yine mahkemedeydiniz bu Ceren Damar davasıyla ilgili. Son gelişmeler nedir? Şu an ara verildi duruşmaya. Öğleden sonra devam edecek bir yarım saatlik zaman dilimi arası var. Ciddi ruh sağlığınızı bozacak konuşmaların, savunmaların yapıldığı bir süreç. Özellikle sanık ve sanık avukatının ailesini koyduğu bir duruşmada hakikaten insanın ruh sağlığının bozulacağı bir süreci yaşıyoruz. Avukatlık kanununun yerle bir edildiği, ihlal edildiği, buna karşılık da mahkemedeki sürecin gerçekten iyi yönetici bir komitesi, komisyonu. Bu süreç bitecek yerde kaybettiğimiz bir genç kadınımız var. Bir yılı geçmiş ve Türkiye'deki kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanan kadına karşı şiddet davasının duruşmalarından artık hakikaten iyi kararlar ve olumlu kararlar çıkmasını istiyoruz. Şeyde davada görüşmede sanırım İstanbul Sözleşmesi de konu oldu. Ondan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında son dönemlerde çok konusu oluyor ama işleme açısından işlerlik kazandırılamayan bir sözleşme oluyor. Çünkü Uluslararası İstanbul Sözleşmesi bu tür kadın cinayetlerinde anayasanın iç hukukundan daha üstün konumunda olmasına rağmen bugünkü Ceren Damar duruşmasında da bir şekliyle uygulanmadı. Çünkü kadın dernekleri ve özellikle barolardan müdahil olabilme, yani duruşmaya deneyimlerini, tecrübelerini, sahadan edindikleri tecrübeleri aktarmak isteyenlere karşı yargı hayır kabul etmiyoruz. Çünkü siz bu olaydan etkilenenlerden değilsiniz diyor. Olaydan etkilenmek için illahi ölenin kardeşi, kocası, annesi, babası mı olmak gerekiyor? Bunun neden olduğu sebepleri bilenlerden, en üst düzeyde olan kadın örgütlerinden birinin başkanlığını yapıyorum ben mesela. Ben bu işin özellikle Ceren Damar için konuşuyorum. Kopya çekilirken kopya tutanağını imzalayan iki kişiden biri olması ve İki kişinin birinin erkek birinin kadın olmasına rağmen kadının öldürülmesinden, yani direkt olarak Türkiye'deki eşitsizlikten kaynaklanan bir durumun ortaya çıkmasından dolayı İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve bizlerin dinlenmesini, alt kısmın, alt zeminin anlatılmasını istiyoruz ama kabul edilmedi yine. Açıkçası bu konuda sizin kanalınızla da Sayın Adalet Bakanı'na seslenmek istiyorum. Yargıda Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanabilir halini nasıl ve ne şekilde başaracağız? Bu konu gerçekten can yakıyor. Çünkü bugün ayın 24'ü, Ocak 24 ve biz bugün 21. kadın cinayetini yaşadık Türkiye'de. Ocak ayı 21 gün, 24 gün, 21 kadın cinayeti. Dolayısıyla bizim yasaların evet uygulanması lazım. Bu konuda önlemlerin hızla alınması lazım ve ilk imzacısı olmakla beraber bu ülkede uygulanmamasından sıkıntı duyduğumuz bir uluslararası sözleşmesini herkesin bilmesi, her şekliyle savunmalarda ve yargıdaki masanın arka tarafında oturan masa hakimlerinin de bunu bir fiil savcılarla beraber uygulaması gerekiyor. Bu İstanbul Sözleşmesi resmi ismi kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Evet. İstanbul Sözleşmesi olarak geçmesinin nedeni burada imzaya açılmış olması yanılmıyorsam. Ve işin ilginç yanı Türkiye 2011'de bunu ilk imzalayan ülke olması. Fakat... Evet. 2011'de imzaladı. 1 Ağustos 2014'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla yürürlüğe koydu. Hı hı. O dönemden bugüne, yani geçen 6 yıl neredeyse dolacak, 6 yıl içinde müdahil olabildiğimiz birinci konu, en önemli konu olduğu için tekrar ediyorum. Dava sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. En başında zorluyoruz, bir iki bu anlamda barolardan topluyoruz. Bir Mersin Barosu'nun bu yönde çalışmasıyla Mersin Adliyesi'nin aldığı kararlar var, hakimlerinin. İstanbul'da bazı mahkemelerin aldığı karar var.
Onun dışında mahkemelerde tık yok bu konuyla ilgili. Bu İstanbul Sözleşmesi sadece bizim müdahillik konumuz da değil aslında. Bunun dışında diyor ki kadın erkek eşitsizliğini giderecek çalışmaları yapmalı Milli Eğitim Bakanlığı. Biz dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber öğretmenlere dağıtılan kitapçığında kadınlar içinde bile ayrımcılık yaptığına tanıklık ettik. Sadece kadın erkek ilişkisinde değil. Yine diyor ki Türkiye'de kamu kurumları ile ilgili üzerinize düşen görevleri medyada özellikle belli aralıklarla kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi adına yayınlar yapmak zorundasınız. Biz televizyon dizilerinde parmakları kırılan işte şiddetin dozunun gittikçe arttığı, tecavüz edilen kadının tecavüz edene aşık olduğu dizileri izliyoruz. Yani medyada üzerine düşen görevi yapmıyor. Yine kamuda, kamunun hükümet ayağında ya da diğer temsilcilerinde kadını aşağılayacak, istihdamda olursa erkeğin maaşı azalacak söylemlerinin gırla gittiği bir sürecin içindeyiz. Biz nasıl tutunacağız? Altına imzasını koyduğu, hükümetin meclisinin onayladığı bir süreci uygulamamakta direniyorsak dostlar alışverişte görsün diye imzaladık biz bunu. Bütün mesele bu. İmzaladığımız konusuna hakim olduğumuz ve sahadan katılımcıların tamamen sorunları çözümleriyle birlikte desteklediği yani yerel ve milli olan bir sözleşmeyi niye uygulamıyoruz? Bunun da sorumsunun cevabını bekliyoruz açıkçası. Evet, şöyle son aylarda bu hem İstanbul Sözleşmesi hem o sözleşmenin temelini oluşturan bir saniye sanırım 62-84 sayılı kanun konusunda ciddi bir rahatsızlık var. Hatta şey diyeyim AK Parti taraftarı olan gazetelerde falan da hani bu kanun işte bizim kültürümüze aykırı gibi demeçler görüyoruz. Bunun nedeni? Güldüm. Siz söylerken güldüm birazcık biliyorsunuz. Onun hedeflerinden biriyim. Bir paçavra kese kağıdı gazetesinin de hedefe koyduğu ailenin Türkiye'deki ahlakını bozan kadınlardan mor çetelenin üyesi diye de lanse ediliyor. Ben hükümetin çok da yanlısı olmadığını düşünüyorum onların. Onların sahte din, sanal din üzerinde tacirler olduğuna inanıyorum. Çünkü eğer kadın bilinçlenirse, eğer kadın güçlenirse onları satacak, pazarlayacak bir dini olmayacak. Hani sanaldan bir dinleri var ya, kadını öbür dünyayla, cehennemle bir şekilde odanın içine, karanlığa hapsederek cinsel obje olarak onlardan kullanmayı isteyenler, nemalananların kapıları kapanıyor. Ve aslına bakarsanız 21 kadın öldürüldü ya bu ülkede sadece Ocak ayından bu yana. O 21 kadın bile bunların o sahte dedikleri ahlaki aile yapısına karşı çıktıkları içindir. O aile yapısının uygulamaya kalktığı, kadına şiddet dediği, biraz önce de söyledim, parmağını kırdığı, kafasını kırdığı, yaraladığı ama biraz sonra da benimle yatman gerekir diyerek de bütün bunları unutturacak bir erkeklik algısı diyeyim, erkeklik egosu diyeyim, bunu uygulayan erkeklerin yolu kapatılacak diye o gazeteler bunu çok önemliyor, onlar için önemliyor. Ama bizim için bu mücadele başlamıştır ve 62-84 sayılı ailenin korunmasına dair kanun. Bakın ben direkt rakam söylemedim. Rakamın yanına ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi sözleşmesi diyorum. Çünkü diyorlar ki 62-84 sayılı yasa aileyi dağıtıyor. Ya Allah size akıl versin diyeceğim. 62-84 sayılı yasanın devamında ailenin korunması kavramı var. Ve bu nedenle birçok kadın öldürüldü aslında. Siz o kutsal atfettiğiniz İçinde şiddetin, ensestin, tecavüzün, tacizin olduğu aileleri korumayın lütfen. Çekin ailelerin üzerinden elinizi. Biz çekirdek aile yapısının, aile korumanın çok önemli olduğunu ama bunda mutluluk ve huzurun olduğunu, bunda birbirine hükmetmenin, bunda birbirine aldatmanın, bunda birbirine cinsel şiddet, tecavüz uygulamanın olmadığı aileleri besleyelim. O ailelere eğitim verelim ve o ailelere devletin yaptığı bu kanunlarla koruma kalkanını genişleterek öncelikle kadını istihdama alalım, öncelikle kadını eğitime alalım. O kadının kendi bilinciyle, kendi iradesiyle aile kurmasına, o kadınların açlık için karınları doysun diye resmi nikah olmadan imam nikahlarıyla birilerine gitmesin diye önlemler alalım. Çok doğru söylediniz. Son aylarda değil, son iki yıldır hem Uluslararası İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın, hem aile 62-84 sayılı ailenin korunması kaldırılsın. Tüm bunların yanı sıra biliyorsunuz şu an ikinci yargı paketiyle de
gündeme ve meclise gelecek olan erken yaş evliliklerine af ve yine nafakada sınır getirilsin sorunlarıyla uğraşıyoruz. Ya çekin elinizi kadınların üzerinden, bırakın kanunlar bir uygulansın, bakın nasıl doğru gelecek. Siz 10 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında, 18 yaşındaki insanları cinsel obje olarak kullanıp 30 yaşında ıskartaya çıkararak bu kadınlardan da hiçbir şey olmuyor meseleleri üzerinden onlara nafaka ödemiyoruz diyeceğinize, en aşağı tabakadan yani kreşinden toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini vererek kadın ve erkeğin birey olduklarını, anayasadaki eşitlik ilkesinin devlet korumasında olduğunu ve en önemlisi hükümetin bunu siyaset üstü görerek bütün vatandaşlarına aynı ve eşit uzaklıkta mesafelerle kadın ve erkek bireyin mutluluğuna, refahına, kalkınmasına yönelik çalışmalar yapması gerekir sevgili Sibel. Evet, dileğimiz o. Peki şey soracağım, bu Aile Bakanlığı'nın tutumu ne? Bu İstanbul Sözleşmesi olsun, bu davalarda onlar da katılıyorlar mı, var, izliyorlar mı? Şu an duruşmada yanımdaydı Aile Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüğü avukatı, bir genç kadın arkadaşım. Ancak hukuk açısından, avukat açısından yetersizler. Ben Sayın Bakan'a da öneri götürmüştüm. Lütfen barolardan sözleşmeli avukat desteği alın. Çünkü bu dosyalara yetişmeniz mümkün değil. Yetişemediğiniz ve takip edemediğiniz o dosyalar da bizim için önemli. Hem Türkiye'nin genel yapısı açısından hem yansıması açısından. Son dönemlerde Adalet Bakanlığı bir genelge yayınladı. Ve ondan sonra Sayın Bakan telefonla aramış ve diğer ilgili genel müdürleriyle de görüştüm. Hala da raporlar hazırlıyoruz onlara sunulması için. İçişleri Bakanlığı böyle bir genelge hazırladı. Biliyorsunuz Isparta'da, Eskişehir'de ve Ceren Özdemir'de de emniyetin, kolluk kuvvetinin ve Adalet Bakanlığı'nın hataları vardı. O hataların giderilmesi adına genelgeler gecikmiş olarak yayınlandı. Aile Bakanlığı'nın bu konuda davalara katılması var ama arka planda elektronik kelepçeyle ilgili yaygınlaşması, onunla ilgili sığınma evlerinin daha kapasitesinin arttırılması, sayılarının arttırılması, çalışması. Mesela bizim acil yardım hattımız var. Acil yardım hattının bize gelen istismar dosyalarında biz Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet müdürlüklerini arıyoruz. Diyoruz ki burada bir vaka var. Ben o vakalara çok geç dönüldüğünü, hatta ve hatta bu son özellikle 15 günde, son 2 haftada bizim acil yardım hattı ihbarımızı kabul etmediklerini görüyorum. Yani çok önemli bir şey. Aslında açıklamadan Sayın Bakan'a iletmem gerekirdi belki bunu ama dün özellikle de İstanbul'daki arkadaşlarımıza gönderdik. Oraların ihbarını bizden kabul etmiyorlar. Bu enteresan bir şey. Kim nerede ne yapıyor bunu bilmek lazım. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu aslında tek başına bir acil yardım hattını özel sektör desteğiyle götürerek topluma faydalı ve bu aşamada meydana gelmiş olaylara hukuki ve psikolojik destek sunmak istiyor. Hı hı. Yapmak istediği olay bu. Ama ihbarınızı kabul etmiyorsa da burada büyük sorun var demektir. Bu konuyla ilgili Sayın Bakan'la görüşeceğiz. Çok kötü durumdayız. Açık ve net söyleyeyim. Hem istismar hem bize gelen vakalara baktığınızda sahadan gelen olayların ciddi olarak Türkiye'de bir eğitim seferberliğine ihtiyaç duyduğu. Türkiye'de acil konuda kadına karşı şiddet ve istismar noktalarında koordinasyonlu çalışmaların gerektiğini ortaya koyuyor. Ama ben bir koordinasyon göremiyorum. Biz yaklaşık 40 ilde koordinasyon yapıyoruz. Şehrin baroları, emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı, onlarla bu konularda hem işbirliğinde hem de hızlı, seri şekilde işbirliğinde güç birliği yapıyoruz. Bence kamunun da sivil toplumla, şu an Adalet Bakanlığı başladı o yansımaya. Ben diğer noktalarda vaka bazlı gönderiyorum ama kişilere endeksli değil mücadele, kurumlara endeksli olmalı ve bu kurumların da kadın konusunda Türkiye'de ne şanslıyız ki çalışan ve güçlü örgütlenme modelleri var. Onlarla beraber hep söylediğim bir cümleyi söylüyorum. Aslında elimizde gerçekten güzel kanunlar var ve o kanunların biz uygulanmasında ve ne yazık ki karşı zihniyette kadını kazanımlarından geriye göndermek, din temelli bir zihniyetle yetiştirmek,
emelleniyor. O emellere ulaşamayacakları ben biliyorum. Bizzati kendim söylüyorum ve arkadaşlarımla. Bunlar hayal dünyasında sadece belli birkaç sayıda insanın daha mağdur olmasını sağlıyor. Ama bunun dışında biz mücadeleyi derinleştirip ve güçlü halde ta Osmanlı'dan gelen kazanımlara sahip çıkmaya, birbirimizin geçmişine sahip çıkmaya, geleceğimizin bilimsellikle şekillenmesine mücadelede devam edeceğiz. Açıkça bu yol çağdaşlık yolu, aydınlık yolu ve Türkiye, özellikle Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da ödün vermeyecektir. Bunun önümüzdeki günler için meclise gelmesi düşünülen erken yaşta, yani 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yaşında evlendirilmişler için af getirilmesini düşünen zihniyetler için söyledim. Evet, şimdi konuyu buna getirmek istiyorum. Bu aile içi şiddet acil yardım hattı 0212 656 96 049 656 96 96. Can Hanımcığım, bize bu hattı ve yaptığınız çalışmaları anlatmanızı rica edeceğim. Bu tabii arada ki, pardon, bağlantıda sıkıntı yaşadığımız için Canan Hanım'a telefondan bağlandık. Evet, buyurun. Tekrardan merhaba. Acil yardım hattı 12 yıl önce Hürriyet Gazetesi tarafından kurulmuştu. Ancak bir süre sonra bir sivil toplum örgütünün deneyimlerine ve sahada yaygınlaşmasına ihtiyaç olduğunu hissettik ve biz üzerimize devraldık. Son 7 yıldır biz yönetiyoruz bu acil yardım hattını. Acil yardım hattı içinde profesyonel, kadına karşı şiddet konusunda uzmanlaşmış sosyal hizmet ve psikolog arkadaşların bulunduğu bir büro diyelim öylesine. 7/24 hizmet veriyor. Bu hizmetinde aradığınızda eğer durum acil vaka ise size anında kolluğu gönderebiliyor. Kollukla diyaloğu çok kuvvetli çünkü. Yine şiddet anı değil, daha sonra bu konumda neler yapmam gerekir diye size yasal sorular sorduğunda cevaplayabildiğiniz bir telefon numarası. Tüm bunların yanısına istismar konusunda da hukuki konularda devam edebilmesi için Türkiye'deki 80 baro ile işbirliğini yapabilecek konu ve iletişime sahip, kolluk ve baro ile çalışabilen Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmetlerinden ve yine şönümlerinden yararlanabildiğimiz bir hat. Aslına bakarsanız Türkiye'de böyle bir hattın devlet tarafından kurulması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz o Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin Grevio raporu diye bir denetleme raporunda ilk tespit ettiği hatalardan biridir. Şimdi belki de izleyiciler diyecek ki efendim işte Türkiye'de 183 var. Alo 183 kurulurken aslında bu amaçla kurulmuştu. Ama sonradan Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarının da açıkladığı üzere bu bir sosyal hizmet hattı olmaya döndü. Yani gaziye, şehide, yaşlıya, bakıma muhtaca, engelli vatandaşlarımıza hizmet edince spesifik ve özel bir konu olan şiddet konusundan uzaklaştı. İşte biz bu konuda sadece şiddet mağdurlarına ve konumları gereği yaptığımız protokollerle de bu şiddet mağdurlarına biraz da istihdam sağlama yoluna geçtik. Yani alanımızı biraz daha genişleterek şiddetin en temel noktası kadının eğitimsizliğinden, kadına istihdamın sağlanmamasından, eğitime uzak kalmasından kaynaklanıyorsa biz o kadını güçlendirmeliyiz. Güçlü kadın bu süreç içinde şiddete maruz kalmayacak kadındır diye. Tam da bu konuların uygulandığı bir hat, acil yardım hattı. Şunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de her yerden arayabiliyorlar. Tabii ki. 16 ülkeden de var. Şimdi sizin bazı illerle imzaladığınız sözleşmeler var. O sözleşmeler de bununla ilgili ve içeriği ne oluyor? Biraz aslında kapsamlı bir olay. Şimdi biz bu acil yardım hattı kanalıyla aslında Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddeti biliyoruz, tanımlıyoruz değil mi? Evet. Bunun önlenebilmesi adına belediyelerle diyoruz ki önleme adına billboardlarınızda bunu kullanın. Pardon bu arada. Önleme için billboardlara vereceğiniz ilanlarda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattının numaralarını kullanın istiyoruz. Bu nedenle de Antalya, Ankara, İzmir, Manavgat,
Çankaya, Seyhan ve Edirne belediyeleriyle bunları yaptık. Bu sözleşmeleri yaptığımız belediyelerde aslında o ilinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek eğitimler vermeye başlıyoruz. Yani bir taş atıyoruz ama o taşla 5 kuş vurmaya çalışıyoruz. Bu arada hayvanlara eziyet şiddettir, onu da biliyorum ama cümleyi öyle kullanmak durumunda kaldım. Bu anladığım şu, bu anlaşma imzaladığınız illerde hem konuyla ilgili farkındalık yaratma çalışmalarınız var, doğru mu? Doğrudur. Sadece belediyelerde değil, barolarıyla, belediyeleriyle, sanayi odası, yerel medyası, ticari meslek örgütleri, taksi odaları, tüm bunların her birini bir çatı altına alarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunları gidermek istiyoruz. Mesela Antalya'da gece saat 10'dan sonra bineceğiniz her otobüs sizi evinizin önünde indirecektir. Evinize giden yola en yakın yerde indirecektir. Yani belirlenmiş duraklarda değil. Şimdi geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir tecavüz olayı oldu bir kadın arkadaşımıza. Biz bu anlamda belediye olarak diyebiliriz ki rahatız, çünkü bizim yapabileceğimiz iş durakların eve yakın kısmında indirebilme görevini ve misyonunu yapmışız. Buradaki şehir güvenlikleri, kent güvenlikleri noktasında bazılarının işleme girmesi gerekiyor. O zaman kolluk kuvvetinin kenti nasıl güvenli hale getirebilirim konusunu tartışması gerekiyor. Ama biz belediyelerden bu konuda gerekli desteği alıyoruz. Güzel. Peki, pardon, şimdi bu çalışmaları siz yürütüyorsunuz. Evet, yani federasyon. Türkiye Kadın Federasyon yürütüyor. Sibel'im bir saniyeni alabilirsem. Tabii ki. Türkiye Kadın Derneklerini kısa bir tanıtmam lazım. Tamam. Üst çatı örgütü, altta üye derneklerine bağlı şubeler var. Dolayısıyla 81 ilde bir genel çalışma yürütebiliyorsunuz. Yurt dışında temsilcilikleri var. O temsilciliklerle birilerine ulaşabiliyorsunuz. Bu geniş ve 76 yılından kurulmuş bir üst çatı örgütü. Bünyesindeki derneklerinin hepsi şubeli ve kamuya yararlı dernekler. Dolayısıyla da erk alanıyla kanun yapıcılarda bir güven sorununu meydana getirmeyecek. Ya da yerel yönetimde bu işi rant ya da para karşılığı yapmadığını, bütün üyelerinin gönüllü olduğunu, çok uzun yıllardır emek verdiklerini bildikleri için sıkıntı yaşamıyoruz. Deneyimlerimiz fazla, saha çalışmalarımız fazla. Elimizdeki acil yardım hattıyla da şiddete yönelik çözüm üretme seçeneği fazla. Hemen eklemiş olayım, çoğu kimse biliyor ama ben bu federasyonun başkanı olarak Ankara'daki ofisinde oturan bir kadın değilim her şeyden önce. 7 kere Türkiye'yi gezmiş bir kadınım. Hala sayılar ben bazı illerde hani 17-27 oluyor ama bu soruna hakim olmak ve çözümü de yaratmayı getiriyor peşinde. Evet. Şey merak ediyorum, şimdi bu çalışmalarınızda ne gibi desteğe ihtiyacınız var? Mesela Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet tarafından bir destek aldığınızı söylediniz ama bu yeterli mi? Biz bir şey desteği almıyoruz. Biz sadece onlara bilgi veriyoruz. Diyoruz ki şurada mağdur var, şuna şöyle yapılması lazım bu adreste. Üstüne üstlük onların biraz daha işlerini hafifletiyoruz. O mağdurların bazen kira yardımı gerekiyor. Kira yardımını bulmaya çalışıyoruz. Bazen okula gitmesi gerekiyor. Özel sektörden burs bulmaya çalışıyoruz. Bazı özel sektörden mutfak eşyası oluşturmaya çalışıyoruz. Yani özel sektörü de bu şiddetin önleme ayağında devreye alıyoruz. Bizim kamudan beklentimiz şu. Sahada bu kadar deneyim var iken siyaseten o koltuklara oturmuşların deneyimin olmasını beklemek mümkün değil, bir hayaldir. Yani ben siyaset için yıllarca sokakta birileriyle uğraşacağım, koşturacağım. İktidara geldiğimde bakanlığa oturmuşsam kadına karşı şiddet gibi spesifik bir konuda bilgi sahibi olmam mümkün değil. Biz de diyoruz ki bu konuyu size verelim. Nerede hangi yasal mevzuatın hangi şekliyle çıkması ya da çıkmış yasal mevzuatın hangi şekliyle uygulanması noktasında eskiden bunlar böyle yürüyordu çünkü bizim uygulamalarımızda geçmiş dönemde. Son 6 yıldır, 7 yıldır böyle olmuyordu ama şimdi son dönemde ben Sayın Bakan bana özel cep telefonunu verdiği için oradan sorunları iletiyorum. Türkiye'deki bütün ASPB'lere en azından telefonla ulaşarak şunlar şunlar böyle yapılacak diyoruz. Yapılmadığı zaman kamu kurumu olarak görevini
zamanında yapmadığı için yetkili yerlere bildirim yapıyoruz. Bizim şu anda isteğimiz kamusal alanda, bakanlık koltuğunda ve yönetim kademesinde, karar verici merkezinde oturan arkadaşların acil yardım hattıyla ilgili çalışma noktasındaki veya bu konuda çalışan diğer kadın örgütleriyle işbirliklerini en fazla seviyeye getirmeleridir. Çünkü çok özel bir zamanda özel bir şiddet vakaları görüyoruz. Yani yakmalar, yıkmalar, öldürmeler, asmalar, öldürme süsü vermeler, intihar süsü vermeler ve bundan sıyırmaya yönelik yargıda başka uygulamalar yaratma. Bunun dışında izleyen vatandaşlardan da evet maddi destek istiyoruz. Evet bizlerin hiçbiri, çalışanların hiçbiri federasyonda maddi bir yardım karşılığı çalışmıyor. Deneyimlerini, sahadan edindikleri deneyimleri gönüllü olarak getiriyor. Şeffaflık olarak yapabileceğiniz her yardım şiddet mağduru olmuş kadına, çocuğa ya da istismar mağduru olmuş çocuklara gidecek. Bu konuda vatandaş duyarlılığını ortaya koyalım derim. Bu maddi destek veya herhangi bir şekilde size destek vermek isteyen izleyicilerimiz varsa nereye müracaat etsinler veya sizinle nasıl temasa geçsinler? Web sitesinin üstünde bir banka hesap numarası var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu hesabıdır o. 5 lira da olabilir ekonomik konumumuza göre. Onun üzerindeki rakamı telaffuz etmiyorum. Bazı özel sektörden edindiğimiz yardımlarla acil yardım hattındaki psikolog arkadaşlarımız, sosyal hizmet arkadaşlarımın maaşları ödeniyor. Onlarla ilgili acil yardım hattının giderleri. Yine elimizde kaldığında dediğim gibi diğer ayrı konulardaki eğitim desteğini, materyal desteğini, hukuki desteğin dışında çünkü onlara çok barolar destek olduğu için para harcamıyoruz ama ev eşyasından işte evine alacağı ekmeğe kadar zaman itibariyle yaptığımız yardımlar var. Her biri defterlerimize kayıtlı. Her biri makbuzlarda hesaplara kayıtlı. Şeffaflık onun için önemli bizde. Bu süreçle geçecek biliyorum. Bunun için biz özellikle kreşlerden başlamak üzere çocuklarımızın eğitimle almasını, kadınların istihdamda olması, istihdamın önünü açarak bunun kreş ve yaşlı bakım merkezlerinin devlet tarafından hayata geçirilmesini istiyoruz. Bir dönem sonra bu konu bizim için sorun olmamalı artık, uzamamalı. Evet, evet. Canan Hanımcığım ne kadar yoğun olduğunuzu biliyorum. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Program, ben teşekkür ederim. Canım, programı da tekrar bu hattı duyurarak bitirmek istiyorum. Aile içi şiddet acil yardım hattı 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 lütfen bulundurun. Peki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle.